güzel bir coğrafyada Türkiye. Hem coğrafya olarak, hem siyasi olarak çok önemli bir yerdeyiz. Bunun en güzel tarafı da bütün kültürlerin buluştuğu bir mozaiğin içindeyiz. Bu mozaiği çok önemli. Biz diyoruz Avrupa Birliği ve kültürler biraz da birleştirelim, kaynaştıralım, beraber bir şeyler yapalım. Ama önce çuvalımızı kendimize batırmamız lazım. Biz ne kadar geleneksel Türk tiyatrosunu önemlendiriyoruz. Bugün geleneksel Türk tiyatrosunun bir tek müzesi zaki Türkiye'de. Geleneksel Türk tiyatrosunun bugün hiçbir üniversitede, hiçbir konservatuvarda ders olarak okutulmuyor. Geleneksel tiyatro çok önemli bir şey. Türkiye'de tiyatronun başlangıcı, en önemli unsuru olan tiyatro ve üretken tiyatronun en önemli unsuru olan yabancılaşma efektini bulabilmek için, yabancılaşma efekti de şu aslında. Gibi yapmak. Aslında biz burada bir tiyatro, oyun oynuyoruz. Siz sakın ağzına kaptırmayın, bu oyunu eleştirisel gözle seyredin. Açılımını yapmak için her oyuna yabancılaştırma efekti arıyor. Bunun için halk diyor, daha uzak doğuya gidip Çin tiyatrosunun maskelerinden yararlanıyor. Halbuki direktör arasına gelse, Komik Hasan Efendi'ni seyretse, İsmail Gümrülü'yü seyretse, orada yabancılaştırmanın anlamı. Geçen sene Selanik'e gittim. Selanik'te dolaşıyordum. Bir baktım, oyuncak satan bir dükkan. Dükkanın içerisine baktım. Vitrinine baktım. Arkadaşlar, Karagöz Kalı'ya bakın, çocuklar oynasın diye ufak oyunun tasvirini yapmıştım. Bizde maalesef Karagöz Hacı var. Ramazan aylarında hatırlanan bir sanat dalı olarak geçiyor. Yani ve ondan sonra da Karagöz Hacı var diye hani senin kim inanır? Adam çocuğunu evde oynatıyor. Senin çocuğun burada Çin'den gelen arabaları yüklerken orada Hacı var Karagöz oynatıyor. O çocuk o kültürü karşı yaşta alıyor. Ondan sonra sen istediğin kadar var. Hacı Vakfet'in karavesi değil. Hiçbir şey fark etmez. Önce kendi kültürümüze sahip çıkalım.